Gelişmelerle karşınızdayız. Konu tablosundaki son durumu konuşmayı sürdürüyoruz. Telefon hattımızda Avrasya Hastaneler grubundan radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadehçi hocam var. Hemen kendilerine merhabalar diyelim. Hocam duyabiliyor musunuz? Merhabalar. Hocam duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncesinde çok teşekkür ediyoruz. Yeni Çağ Gazetesi ve Yeni Çağ Televizyonu olarak vakit ayırdınız. Çok hassas süreçlerden geçiyoruz. Bir yandan hastalara bakıyorsunuz, bir yandan da toplumsal bilgilendirme, doğru bilgilerin yorumlanması adına sizlerle iletişimde oluyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam 26 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Dün itibariyle vefat sayısı 174'e ulaştı. Tabii ilk başladığı günden bugüne iki katı arttı. Artış göz önünde tutulduğunda son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Arada kesinti oldu, duyamadım. Peki tekrarlayalım sorumuzu. 26 Kasım itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. 174. Tabii bu ilk günden bugüne kıyaslama yapıldığında iki katı bir artış söz konusu. Tabii buradaki tabloya göre başlangıçtan bugüne son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Koronavirüs Türkiye'de yaklaşık 9 aydır maalesef hastalık olarak devam ediyor. Ve son 15 gün içerisinde, son 10-15 gün içerisinde artık çok fazla çevremde, çok yakınlarımda, çalışma arkadaşlarımda olsun, evde akrabalarımda, çok yakınlarımda artık koronavirüse yakalananları çok daha fazla görmeye başladık. Bununla ilgili yapmamız gerekenler belli aslında. Maske, mesafe, kişisel hijyen, bunları tamamen yaptığımız zaman zaten üzerimize düşen görevi yerine getirmiş oluyoruz. Ama 9 aylık bir süreç belki yorgunluk yarattı halkın üzerinde. Belki endişeler oluştu, belki umutsuzluklar olmuştur. O yüzden biraz dikkatimiz azaldı gibi geliyor. Ne kadar dikkat edersek, maskemize, mesafeye ve kişisel hijyenimize dikkat edersek, bu hastalığı çok daha çabuk atlatırız gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi son zamanlarda çok yakınlarımda, çevremizde çok fazla koronavirüs hastalığı nedeniyle, teşhisi nedeniyle tedavi gören çok kişi maalesef var. Onu söyleyebilirim. Bu sanıyorum biraz dalgınlığımızdan kaynaklanıyor. Halkın dalgınlığı, halkın dikkatsizliği, maskeye önem verilmemesi veya maske kullanımı sırasında cezai müeyyideler korkutucu geliyor. Yani hastalığın korkutucu olmasından ziyade yaptırım olarak ödeyeceği rakamlar veya hani bu şekilde bakıyor halk. O zaman da tabii ki gerçek bir şekilde hastalıkla savaşmamız zorlaşıyor diye söyleyebilirim. Evet. Şimdi hocam en kutsal görevlerin başında izinsiz bir süre içerisinde en iyi şekilde gelen hastalarınıza hizmet veriyorsunuz. Tabii bulunduğunuz alan çok zor bir alan. Her branşta olduğu gibi radyasyon onkolojide kanser hastalıklarına tedavi sürecinde tabii COVID ile ilgili bağlantısını da düşünüldüğünde COVID'in etkisi nedir diye soralım tedavi aşamasında. Kanser tedavisi çok tedavi edilmesi mutlaka şart olan çok önemli bir hastalıktır. Ama maalesef COVID hastalığı çıktıktan sonra hastaların hastaneye gerçek tümör nedeniyle hastaneye başvurmaları gecikmelere başladı. Evet. Bunun gecikmesi hastalığın teşhis konmasını geciktirdi. Evet. Hastalığın teşhis konması gecikince de tedavimiz daha da zorlaşmaya başladı. Bizim bulunduğumuz hastanede, Avrasya Hastanesi'nde, radyasyon onkolojisi bölümünde şimdiye kadar bu 9 ay süresince hiçbir şekilde hiçbir aksaklık oluşturmadan hastalarımızı
sağlıklı bir şekilde tedavilerini dört dörtlük yerine getirmeye çalıştık. Hala getirmeye de devam ediyoruz. Ama korkuları, endişeleri oluyor hastaların. Ama yapmamız gereken kurallara uyduğumuz müddetçe kişisel hijyenimiz, maskemiz, bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe kesinlikle hastalığın tedavisini aksatılmaması gerekir diye söylüyorum. Hastalığın teşhisi gecikince tedavi olasılıkları da zorlaşıyor. Evet. Kişiler özellikle ileri evrelerde maalesef gelir hale geliyorlar. Çünkü yani enfeksiyon hastalığı korona mı yoksa kanser hastalığının tedavisi mi, bu arada kalındığı için aksaklıklar oluyor diye düşünüyorum. Burada bütün hastalara tavsiyem, sağlıklı olan kişilere de tavsiyem, eğer bir şikayet gördüyseniz bu şikayetinizin çok basit olduğunu asla düşünmeyin. Herhangi bir şikayet ortaya çıkarsa, bel ağrısı, karın ağrısı, baş ağrısı, bağırsak hareketlerinde değişiklik, öksürük, nefes darlığı, bu tür şikayetler ortaya çıkarsa mutlaka sağlık kurumuna başvurmalarını mutlaka önemli rica ediyorum, istiyorum. Bunu şimdi söyleyebilirim. Hocam, ister istemez hassas bir süreçten geçtiğimiz için bu sağlık sorunu yaşanmadan öncesi de tarihten bugüne bir hastane fobisi birçok kişide var. Tabii korona ile ilgili bilinmediğimiz bir düşmanla savaşıldığı için de ister istemez bu fobinin arttığını gözlemliyoruz. Çevremizde sizin de dediğiniz gibi az önce yayına girmeden bile birçok arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun korona ile ilgili sağlık sorunlarıyla yüzleştiğini görüyoruz. Tabii burada iki durum ortaya çıkıyor. Bir öncesi fobiyle ilgili sıkıntıları var kişilerin. Bir de ister istemez korona ile ilgili sağlık sorunları olduğunda da gitsem mi gitmesem mi diye vakit kaybı yaşayan kişiler de mutlaka oluyor. Sizin durumunuz da ayrı bir durum hocam. Mesleğe hayallerinizle başlıyorsunuz, seçimini yapıyorsunuz ve en kutsal göreve hazır bir şekilde mezun olduktan sonra mesleğinize başlıyorsunuz. Siz izinsiz çalışan bir grup. Bir grup yakalanmamak için çırpınıyor, bir grupta yakalansa da geciktirme durumu olabiliyor. Üç farklı bir faktör ortaya çıkıyor. Sizler nasıl korunuyorsunuz diye soralım hocam. Sizin alanınızdaki süreç tabii ki hijyen, maske, mesafe mutlaka var. Her alanda yayında mutlaka vurguladığımız konu ama siz sürekli aynı havayı soluduğunuz için sizler nasıl korunuyorsunuz diye soralım. Bizler elimizden geldiğince maskemiz, özellikle kişisel hijyen, buna dikkat ediyoruz. Özellikle kendimizden ziyade hastalarımızı tedavi ettirirken de, hastalarımız tedaviye girerken de onları en sağlıklı bir şekilde tedavileri olmasını sağlıyoruz. Tedavilerini olup çok fazla vakit kaybetmeden direkt çok fazla hastayla da temas etmeden farklı bir yerden giriş çıkışlarını yapıp tedavilerini eksiksiz bir şekilde yapmaya dikkat ediyoruz. Temizlik önemli, maskemiz çok önemli. Çok basit gibi görünmüş olsa bile maske gerçekten çok önemli. Kendimizi korumak için de kurallara uymaya çalışıyoruz. Zaten havalandırma sistemleri, yapılması gereken korunmamız için yapmamız gereken her şey bizim Avrasya Hastanesi'nde dikkatli bir şekilde yerine getiriliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hasta olanlar tedavisini olur. Tedavisini olduktan sonra sağlıklı bir şekilde tekrar görevlerine devam ederler. Hastalarımız da şifa bulup sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Bu hem kanser hastalığı açısından hem korona hastalığı açısından aynı şekildedir. Benim tavsiyem şu olur, kesinlikle tedaviyi aksatmamak gerekir, tedaviye gitmemezlik etmemek gerekir. Ufak tefek şikayetlerimiz olsa o şikayetlerimizle mutlaka doktora başvurmamız gerekiyor. O yüzden şundan da emin olsunlar, hastaneye gittiklerinde mutlaka zaten en hijyen şartlarında tedavileri, teşhisi olup
evlerine gidecektir hastalarımız. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi hocam siz dile getirdiniz ama vatandaşın en çok merak ettiği soru başlığı. Ben COVID hastası olmak istemiyorum. Neticede bir şekilde benim de başıma gelecek ama aşı bulundu ya da az hasarlı yaşamak istiyorum diye gelen sorular var, mesajlar var. Mutlaka size de danışanlarınız dile getiriyordur. Böyle bir şikayeti yaşayanlar için en çok sordukları soru olduğu için ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Uzman ağzından duymaları daha sağlıklı olacaktır. Özellikle COVID hastalarıyla diğer branşlarda tedavi gören hastaların kapıları ayrı mıdır diye soran çok fazlasıyla oluyor. Giriş çıkışlarda biraz dile getirdiniz ama farklı noktalardan mı yapılıyor diye soralım. Rahat diğer branşlardaki sağlık aksamaları olmaması adına soruyoruz. Özellikle onkoloji hastalarının giriş çıkışlarını mümkün olduğunca ayrı tutmaya çalışıyoruz. Giriş çıkışları normal acil girişi değil de diğer kapılardan yapılmakta. Onları çok fazla bekletmeden tedavilerini olup tekrar evlerine gitmeleri için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Kısa sürede hızlı bir şekilde tedavi olmaları için elimizden geleni yapmaktayız. Bunu söyleyebilirim. Peki hocam, kişi organ hasarı, tahliller, neticeler ve neticede buluşma noktasında kanser tanısında sizin vermiş olduğunuz periyotlarda tedavi aşamasını sürdürüyor. Tabii tahlillerde bakıldığında kanser tedavisinin yanına COVID de eklenildiğinde oradaki süreç nasıl diye de çok fazla gelen sorular var hocam. Haklısınız. Öncelikle hastanın COVID ile ilgili tedavisini teşhis ettirip hastada şunu söyleyelim. Hastada hem kanser hastalığı var hem COVID hastalığı var. Öncelikle COVID hastalığını çok süreyi uzun tutmadan COVID hastalığı ile ilgili tedavisini planlamaktayız. O hastalığın tedavisi olduktan sonra direkt kanser tedavisine başlamaktayız hastaların. Çünkü bu COVID hastalığıyla mücadele etmesi önemli. Önce onunla arkasından bulaştırıcılığı ortadan kalktıktan sonra kanser tedavisine devam etmekteyiz. Bunun zaten protokolleri var. Buna göre hastalarımızı dikkatli bir şekilde tedavi ediyoruz diyebilirim. Peki kısıtlamalar gündemde olduğu için yine yarı zamanlı kısıtlamalar var ama daha ileri aşamada da olabilir diye konuşuluyor. Kısıtlamalar sayılardaki değişime artı olarak dönüş olur mu diye soralım. Ben olumlu kesinlikle anlamda artı olarak dönüş olur diye düşünüyorum. Bizim hastalarımızın arasında tedaviye devam eden hastalarımızın arasında 65 yaş üzeri olan hastalarımız da vardır. Bunların tedavilerini aksatmadan devam ettirmeleri için biz bu hastalarımıza rapor çıkartıyoruz ve hastalığın mutlaka tedavi olmaları gerekmektedir diye raporunu çıkartıp aksaklık yaşanmadan hastaların kanser tedavisini yapmaktayız. Bunu altını çizerek söylüyorum. Burada yine sizlerin ve bizlerin paylaşımda sık sık dile getirdiğimiz sosyal mesafe, hijyen ve maskeyi mutlaka kullanmak zorundayız. Mutlaka. Peki hocam, mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. İleriki günlerde umarım sağlıklı güzel haberler sizlerle buluştururuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. İyi günler. Sağ olun. Sağlıklı günler. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Korona gündemindeki son gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.